En kötü, Türkiye için bahsediyorum. Zaten Türkiye'den bahsediyorum. Dünyadakilerini zaten yani görüyoruz. İnternetten falan şuradan takip ediyoruz Yavuz. En kötü, zararı en büyük afet size göre ne? Hangisidir? Yani şimdi ben sektörde 29. yılındayım. Son 2 yılda ezber bozuldu. Eskiden tahminlemek daha kolaydı. Akademisyenlerle oturup çalışıyorduk. Modellemeleri çalışıyorduk. Tahminleme yapabiliyorduk. Şimdi hangi olayın olacağını tahminleme imkanımız günden güne azalıyor. Müsaade ederseniz birkaç tane rakam vereyim. Önce dünyadan başlayayım, sonra Türkiye'ye geleceğim. Şimdi 2017-18 özellikle sigorta ve reasürans pazarında en yoğun zararların yaşandığı yıllardan iki tanesi. 250 milyar doların üzerinde zarardan bahsediyoruz. Bütün dünyada yaşanan doğal afetlerden. Şimdi, 250 milyar dolar. 225-250 milyar dolar civarında. Şimdi bu olasılığı hiç hesaplanmamış rakamlara bizim önümüze koyuyor. Bunun yanında ekonomik ve ölçülemeyen neticeler var. İnsanlar yaşamlarını yitiriyorlar. Buralara hiç giremiyorum rakamsal olarak. Hı-hı. Şimdi Türkiye ile ilgili baktığımızda hocam çok isabetli söyledi. Dolu diye bir şey yoktu hayatımızda bizim. Türkiye'de hortum diye bir hadise yoktu. Çok basit gibi gelir. Bir dolu hadisesi yaşadık. 2017'nin Temmuz'una dönelim. İkinci yarısında yoğun yağışlar ve dolu. 30 dakikayı geçmeyen bir dolu İstanbul'da ve İstanbul'un çok az bir bölümünü aslında etkiliyor. Ve sigorta sistemi içinde ödenen hasarların 2 milyar liraya ulaştığını gördük. Binalar ve araçlar. Sigortasız hasarlara dikkate aldığımızda 5 milyar Türk lirasına ulaşan bir hasar tahmini var. Şimdi bunlar bizim sektörümüzde bilmediğimiz şeyler. Hocam hortum dedi, biz hiç sigortacı olarak Türkiye'de hortumu bilmezdik. Kasırga deyince Amerika'daki sigorta sistemi devreye girerdi. Hı-hı. Şimdi biz artık modellerimizde hortumları ve mini kasırgaları dikkate almamız lazım. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Yine bir rakam vereyim, yani ölçek artık yönetilemez hale gelebilir. Onun için biz bu programları da destekliyoruz grup olarak da. Türkiye'deki sigortacıların ödediği varlık sigortası zararlarının yaklaşık %8 ila 10'udur her yıl doğal afetler sebebiyle ödenen. Son 2 yılda bu oran %15'e çıktı. Yani ödediğimiz maddi zarar tazminatlarının eskiden 8'i 10'u iken yüzde, şimdi %15 ve üstünde. Yani %50 artış. 2 yıl içinde bunu gözlemliyoruz. Yani bunlar bizim için, sigortacılar için oldukça zorlu boyutlar. Ürkütücü ve ürkütücü. Bizim için de kartlar yeniden ve ezberler yeniden ortaya konacak. Çünkü bizim hocamla az evvel tartışıyorduk program öncesinde. Kümül zarar ihtimallerimiz artmaya başladı. Yani olay münferit oluşmuyor. Bütün bir coğrafyayı etkiliyor. Hocam İstanbul'u bile küçük küçük bölgeler ayırıyoruz artık. O noktaya geldik. Bayağı bir işimiz var. Peki, bunları modellemek için değil mi hocam? Tamam, konuşmaya devam edelim.